Her şey yolunda giderse 31 Mart 2010'da Türkiye yerel seçime gidecek. AK Parti yerel seçimler için harekete geçti. Yerel Yönetimler Başkanlığı bünyesinde belirlenen 11 isim sahada. Vatandaşlarla bir araya gelecekler, şehirlere yönelik beklentileri not edecekler. Hazırlanacak ilk değerlendirme raporu da 5-7 Ekim'de yapılacak AK Parti kampında masada olacak. İlk ismi duyulduğunda evet iyi oldu, yakıştı denilecek insanlar. Yüz yüze görüşüldü, anketler de yapıldı. Sivil toplum kuruluşlarından görüş alındı. Siyasi tablo ortaya konuldu ve artık sahaya inme vakti geldi. Bir şehrin resmini çekeceğiz biz. Oraya bir yorum çok katmayacağız. O şehir ne bekliyor, ne istiyor, oradaki demografik yapı nedir? AK Parti yerel seçimler için kolları sıvadı. Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından belirlenen isimler çalışmalara başladı. Eski belediye başkanı arkadaşlarımız hep beraber olacağız. Samsun Belediye Başkanımızla, Konya'yla, Malatya'yla, İstanbul'dan Fatih Belediye Başkanımızla, Bilecik Belediye Başkanımızla hep beraber olacağız. Onun dışında eskiden milletvekilliği yapmış arkadaşlarımız var. Tahir Akyürek, Yusuf Ziya Yılmaz, Ahmet Çakır ve Mustafa Demir gibi isimlerin yer aldığı belediye başkanlığından gelen 11 isim, yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılıklarına getirildi. Yani her biri bir bölgeden sorumlu. Daha önce görev yaptıkları ilerden objektiflik ilkesi çerçevesinde sorumlu olmayacaklar. AK Parti döneminden öncesini, AK Parti dönemini ve yapılacakları anlatacaklar. Akıllı şehirler projesi, çocuk, kadın ve gençler için yapılanlar da ilk sırada yer alacak. Hem de halkın beklentisi tek tek not edilecek. O şehirlerde sevilen, daha önceden beri gerek yapmış olduğu ticari faaliyetlerde veyahut da memuriyette de olabilir, o bölgeden olmasına, orada sevilen bir sima olmasına, oradaki insanlar tarafından hüsnü kabul gören birisi olmasına çok dikkat edeceğiz. AK Parti bu kriterlere esas alacak adaylarını belirlerken, kriterlere uyan ama AK Partili olmayan isimlerde aday gösterilebilir. Olabilir, niye olmasın? Zaten bütün belediye başkanlıkları için biz hazırlayacağımız raporda en az 5 kişi belediye başkanımız bir yerde olsun veya olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne koyacağız. Yine de elimizde alternatifler olacak. Kıl payı kaybedilen ya da kazanılan seçim çevreleri için özel çalışma yapacak AK Parti. Sahanın nabzını tutacak isimlerse ilk değerlendirme raporunu 5-7 Ekim tarihleri arasında Kızılcahamam'da yapılacak kampta sunacak.